Evet arkadaşlar, şimdi sizlere yer düzenleme ve tesviye işlerini anlatacağım biraz. Arkadaşlar, tesviye yapma zamanım olmadığı için elimde daha önceden çekilmiş videolardan bunu anlatmaya çalışacağım. Gördüğünüz video bir kum serme, bıcır serme ve tesviyesini yapma işi. Arkadaşlar, tesviye yapmak için öncelikle makinamızın altı düz olması lazım ki yükümüze düz girelim, kovamız düz girsin ve düz serelim. Bunun için her zaman düzgün bir yer bulamayabiliriz. Yerimiz yüksek olur, çukurlarla dolu olabilir. Eğer ki makinemiz girecek kadar düzgün bir alan yoksa arka bakonun yardımıyla öncelikle bir kendimize düzgün bir yer yapabiliriz. Veya ön kovamızla yüksek yerleri çukurlara iterek, düzleyerek makinemize düzgün bir yer ayarladıktan sonra oradan yüksek yerleri devamlı çukurlara doldurarak zeminimizi düzlemeye başlayabiliriz. Arkadaşlar, ilk öncelikle bir tesviye yapacağımız alana gittiğimizde alanı aşağı inip alanı iyice bir kontrol etmeliyiz. Yüksek yerleri, çukur yerlerine iyi bir keşfetmeliyiz. Ve müşterimizin istediği şekli, kodu, her şeyi iyi anlamalıyız. Bu biraz yüksek seviyede malzememizin olduğu ya da zeminin olduğu seviyeden biraz yüksekte isteyebilir, biraz alçakta isteyebilir. Yüksekte isterse arkadaşlar dışarıdan malzeme taşıyıp tesviye yapacağımız alana düzleyerek bunu yapabiliriz. Veya biraz daha alçak, kodumuzun düşük olması gerekli şekilde isterse malzememizi biraz kazıyarak o alandan alıp dışarıya taşıyarak yapabiliriz. Veya olduğu seviyeyi olduğu şekilde düz bir alan olarak isteyebilir müşterimiz. Yeri çok bozuk olabilir, düzgün olabilir arkadaşlar. Ne yapmalıyız? Eğer zemin çok sert değilse ön kovayla yüksek yerleri çukurlara iterek veya taşıyarak veya kreide ağzıyla açık bıçakla kürüyerek ileri geri bunu yüksek yerleri çukurlara taşıyarak düzelene kadar arkadaşlar bu şekilde çalışma yapmamız lazım. Bu videoda arkadaşlar gördüğünüz gibi kumu sürükleyerek götürüyorum. Operatör arkadaş benim. Fazla kumu dağıtıyorum arkadaşlar. Dağıtılan kumları kovanın arkasıyla yere koyarak ezip geriye doğru çekerek arkadaşlar hem düzenlemeyi hem de fazla olan kısımları az olan kısımlara dağıtabiliriz. Bilen arkadaşlar için arkadaşlar usta operatörler için bu video bu anlatım tam tatminkar olmayacaktır. Onlardan anlayış bekliyorum. Bilmeyen arkadaşlara da tam tersine çok faydalı olacaktır arkadaşlar. Makineyle az az sererek gördüğünüz gibi kumu altı tesviye edilmiş bir alana seriyorum arkadaşlar. Bu da kum tesviyesi. Biraz sonra bozuk alanda, bundan sonraki videoda bozuk alanda yeri düzeltme, altımızı düzeltme, zemini düzeltme, tesviye işlerini de anlatacağım arkadaşlar. Daha doğrusu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Yararlı olmaya çalışacağım. Kumumuzu taşıyorum gördüğünüz kumsuz alanlara. Yavaş yavaş dökerek ilerliyorum arkadaşlar. Bu kum serme işlemi. Burada biraz kum az arkadaşlar. O yüzden yetirmeye çalışıyoruz. O yüzden az az döküyorum gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi makinenin kovanın arkasını yere koyarak fazla kısımları az alana dağıtarak çekerek serme işlemine devam ediyoruz. Orada bir set var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi setin kenarına yan taraftan kumlama yapıyoruz. Onu sonra kovanın arkasıyla tekrar düzenleyeceğiz. Arkadaşlar, tesviye işi incelik isteyen, sabır isteyen, zaman isteyen bir iştir. Her zaman müşteriniz memnun olmayabilir. Saatlik çalıştığınızda zaman geçecektir. Ama siz sabırla
Gitgellerle çukur alanları, yüksek alanları, çukur alanlara taşıyarak bozuk bir zemini dümdüz yapabilirsiniz. Biraz da tabii ki becerinizi ve aklınızı kullanacaksınız. Arkadaşlar her gidiş gelişte gözlerinizle etrafı iyi tarayarak yüksek yerleri, çukur yerleri keşfetmelisiniz. Sahayı iyi izlemelisiniz arkadaşlar. Arkadaşlar en önemlisi işi yaparken ve arada bir veya iş bittikten sonra mutlaka aşağı inip olup olmadığına ya da yukarıdan göremediğiniz şeyleri görmeye çalışın. Arada bir kontrol edin. Bu şekilde yaparsanız kontrollü bir şekilde yaptığınız iş güzel olacaktır. Eğer kontrol etmezseniz sadece yukarıdan gördüğünüz şekliyle olmuş gibi bırakırsanız çoğu zaman eksik olacaktır. Ama yaptıktan sonra veya ya bitmeye yakın inip kendiniz kontrol edip eksiklerinizi görüp de tamamlarsanız kesinlikle iyi iş olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar 10 numara bir tesviye veya 10 numara bir düzeltme için isterlerse sizden tabii ki bunun için önce kodlar gerekecek. Sahanın hangi tarafını, hangi köşesini, ne ölçüde, ne kadar yükseklik veya alçaklıkta yapmanız gerektiğini öğrenmeniz gerekecek. Bu her zaman gerekmez. Çok nadiren gerekir. Önemli olan önce göz terazisi, göze hoş gelecek bir şekilde terazinin düzgün olmasıdır. Daima gitgellerle yüksek yerleri taşıyarak veya sürükleyerek çukur yerlere veya böyle bu şekilde gördüğünüz gibi geri çekerek çukur yerlere veya eksik yerleri tamamlayarak tesviyeye devam ederler arkadaşlar. Kumu yakın yerlere sürüyerek götürebilirsiniz. Malzemeyi yakın yerlere sürüyerek götürebilirsiniz. Uzak kısımlara beklemeden gördüğünüz gibi kovaya alıp taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir kum serme işlemi yapmaktayım. Evet arkadaşlar, tesviyenin en önemli noktası gördüğünüz şekil. Kovanın arkasıyla fazla kesen kısımları, yumuşak kısımları daha doğrusu taşırarak, sererek gelmek. Çukurlara indirmek. Arkadaşlar bozuk bir zemin olsaydı burası. Gerçi daha önce bozuktu, düzeltildi bir gün önce. Bu videodan bir gün önce arkadaşlar. Dediğim gibi toprağı sertse yumuşatarak, yumuşaksa da kovanın ağzıyla ileri geri yaparak çukurları dövdürerek, zaten bunu siz de tespit edersiniz gözünüzle. Gördüğünüz çukur aralanlara veya eğik alanlara yüksek kısımları taşıyarak düzenli bir hale getirmelisiniz. Dediğim gibi arkadaşlar bu bir kum serme ve tesviyesi. Şimdilik kumu dağıtıyorum. Aynı zamanda yayıyorum. Son tesviye ve düzenleme işi tabii ki işin sonunda yapılacak. Kum bittikten sonra. Gördüğünüz bu alanlar yeterli olan. Serme işleminin yeterli olan kısımları. Arkadaşlar gördüğünüz bu alanda yeni bir videoya geçtik arkadaşlar. Burada Adem Usta'yı izleyeceğiz, operatör. Arkadaşlar burası bozuk ve yamaç bir alan. Maalesef başına bu videoyu çekmek için kazının başına yetişemedim. O yüzden sizlere alanın ilk baştaki bozuk durumunu gösteremiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Adem Usta kendisine bir kepçeyi sokacak kadar alan açmış ve o alanı düzlemeye çalışıyor. Gördüğünüz gibi videonun üst köşelerinde bu alanlar kazılarak, arka bekoyla kazılarak, topraklar beri çekilerek orası düzlenmiş ve gitgellerle kovanın altıyla ezerek ayağının altını düzlemeye çalışıyor Adem Usta. Arkadaşlar burası küçük bir kulübe yeri veya konteyner koymak için bir yer olanacak. Onun için düzeltme, teraziye alma ve tesviye işlemleri yapılıyor.
Tabii ki bu tam manasıyla bir tesviye videosu değil ama bu videoda elimde olduğu için şu an onunla anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar, idare edin lütfen. Fevzi kardeşim, özellikle sana sesleniyorum. Sen istemiştin böyle bir videoyu. Gördüğün bu videoda Adem Usta yüksek yerleri çukurlara veya düşük yerlere, yüksek yerleri kazıyarak taşımaya çalışıyor. Yüksek yerlerden alıp çukur yerlere veya düşük tarafa sermeye çalışıyor. Düşük tarafı yükseltiyor. Buradaki işlem gibi düşük tarafa döküyor. Ve onu da kovanın arkasıyla tekrar ezerek o zemine düzeltiyor gördüğün gibi. Bu da bir nevi tesviye işlemi. Sanırım sahanın ortası biraz yükseklik var önünde. Çalıştığınız zaman bunu siz de görebilirsiniz veya arada bir kepçenizden veya makinenizden inip izleyebilirsiniz. Adem Usta şu anda onu gördü. Üst taraftaki ve ortadaki yüksekliği fazla daldırmama kaydıyla gördüğünüz üzere arkadaşlar kazıyor. Düzgün bir şekilde sokmaya çalışıyor. Oradan aldığı fazla malzemeyi de şimdi boş kısma veya düşük kısımlara serecektir arkadaşlar. Arkadaşlar, en önemlisi istediğiniz zemini alana kadar yüksek yerleri boş yerlere sürükleyeceksiniz. Git gellere devam edeceksiniz sabırla. Düzgün olması için. Bir seferde, iki seferde, üç, beş seferde kesinlikle tesviye düzgün olmaz. Mutlaka olana kadar gidip gelmelisiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ortadaki birazcık kabarıklı makinenin altı artık düzene girdiği için ince bir şekilde Adem ustamız alıyor. Zaten arkadaşlar ben bir iki seferde gidip geldiğimi dümdüz yaparım diyen operatör varsa yalan söyler. Bu iş ince ve incelik isteyen, sabır isteyen bir iş. Gördüğünüz gibi Adem Usta tırnaklarla kazıdı daha önce. Şimdi de açar kovayla biraz fazlalık kısmı almaya çalışıyor. Tepenin yüzünde çok yamaç ve bozuk bir alan arkadaşlar. Makinenin çalıştığı yere değil de çevresine bakarsanız bunu anlayacaksınız. Şu an aldığı yer mesela yüksek kısmı arkadaşlar. Burayı daha derin alıyor. Çünkü teraziyi bulması lazım. Tesviyeyi bulması lazım ki orada müşteri sonra istediği işleri yapabilsin. Çukur yerlere gördüğünüz gibi dolduruyor, seriyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu işi çok iyi yapmanın en iyi yolu çok tecrübe etmek. Yani çok çalışmak. Bozuk alanlarda veya işe gittiğiniz zamanlarda veya boş kaldığınız zamanlarda toprak yumuşaksa arkadaşlar zaten kepçenizle, makinenizle, gitgellerle bu işi halledersiniz. Ama öncelikle tekerlerinizin altını düzgün bir alan sokup öyle başlamalısınız arkadaşlar. Makinenin altı, tekerlerin geldiği kısımlar düzgün olmazsa, çukur olursa, yamuk yumuk olursa yüke düz giremezsiniz arkadaşlar. O zaman düz başlayamazsınız. Öncelikle arka kovayla olsun veya ön kovayla olsun bir şekilde ayağınız altını düzeltmeniz lazım arkadaşlar. Eğer ki arkadaşlar düzenleyeceğiniz zemin çok sertse ön kovayla düzeltemeyebilirsiniz. O yüzden arka kovayla yüksek yerleri önce yumuşatmalısınız arkadaşlar. Arka bekoyla sert yerleri, yüksek yerleri yumuşatırsanız yumuşayan kısımları çok kolay düzleyebilir veya olduğu yere kolay serebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi videoda ustamız alanın istediği teraziye veya tesviyeye uygun hale geldiğini düşünerek yavaş yavaş ölçülerini almaya başladı. Görüntüde de var. Arkadaşlar bu kadarcık alanı bile düzenleme bazen 2 saat 3 saat bazen burada olduğu gibi çok kisli ve taşlı olursa 4-5 saat bile sürebilir.
Küçücük bir alan da olsa zor olabilir bazen. Bazen de çok kolay olacaktır. Toprak yumuşak olur, istediğiniz gibi kuvvenize gelir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bazen de böyle tesviyeyi ön kovanızda istediğiniz şekilde kazamaya yapamayabilirsiniz. Yüksek yerler kalabilir. O zaman işte Adem Usta'nın yaptığı gibi yüksek yerleri, burası maalesef taşlı ve kisli, yüksek yerleri arka bovayla bu şekilde yumuşatıp sonra ön kovayla tesviyeli ve düzgün bir şekilde alabilir veya serebilirsiniz. Arkadaşlar bazen bina çevresi veya bina önlerinde betona hazırlama veya tesviye isteyebilirler sizden. O zaman binanın beton payını bırakacak şekilde 10-15 santim veya daha fazla bina önünden ölçüleri, kodları isteyerek oradan başlayabilirsiniz. Yola doğru, genellikle sokağa doğru kısımları zaten arkadaşlar akıntı olacaktır, şevli olacaktır biraz. Bina çevrelerinde mutlaka arkadaşlar dışa doğru hafif şevli olur. Yağmur suyu olduğunda bu bina tarafına gelmemesi için, dışa doğru akmaması için. Özellikle bina önlerinde arkadaşlar. Bazen malzemeniz fazla gelebilir arkadaşlar. Tesviye yapacağınız yerde alıp dışarı atmalısınız. Sahanın dışına taşımalısınız. Bazen eksik gelebilir arkadaşlar. Onu ölçülere göre siz ayarlarsınız veya müşterinizden sorarsınız. Fazla geldiği zaman kazıp başka sahaya taşırsınız. Eksik geldiği zaman da dışarıdan malzeme getirip oraya düzleyerek doldurabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu işin velhasıl en ince ayrıntısı git geller. Gide gele altınızı jilet gibi yapmalısınız arkadaşlar. Arkadaşlar bazen taşlı olabilir ayaklarınız altı. Taşlı kısımlarda bu işlemi yapabilirsiniz. O zaman büyük taşları ya kovanızda almalısınız ya da birini aldırmalısınız. Yoksa tesviye yapamazsınız arkadaşlar. Kovayı istediğiniz gibi yere koyamazsınız çünkü. Bu görüntüde görmüş olduğunuz alan arkadaşlar bozuk taşlı ve yamaç bir zeminde. Harfiyatını aldım ben. Dibinin tesviyesinde yapmış bir alan olarak görünüyor şu an. Teraziye alınmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yukarıda toprağımız çok, harfiyatımız aşağıda hiç yok. Aşağılar çukur, aşağılara düzlemişim bu kısmını. Sahaya o şekilde teraziye almışım. Tabii ki bu bir tesviye değil de temel kazma harfiyat alma işlemidir. Arkadaşlar şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Umarım esas gerçek bir tesviye videosunu yaparken size çekerim. Tesviye yaparken çekerim. Şimdilik idare edin. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kolay gelsin.